Merhaba değerli kardeşlerim. Osmanlı kültür uygarlığına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güzel kardeşlerim, bakın dersleri dinliyorsunuz ama ardınızda konu bırakmayın, olur mu? Bakın, bundan önce birçok kavram gördünüz. Şimdi yeni kavramlar göreceğiz. Bu kavramlar birbiriyle çakışmasın diye lütfen düzenli tekrar edin. Peki, şimdi bilim insanlarıyla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlarım, şöyle bir şey. Bu bilim insanları güncel bilgilerde de karşınıza gelebilir. Kurum kuruluş mülakatlarında, kurum kuruluş sınavlarında da sürekli çıkıyor. Şimdi ben bunlarla ilgili en önemli özellikleri tek tek vereceğim. Ve bu daha önce çıktı, daha önce sorulmadı şeklinde bilgiler vereceğim. İlk etapta Kayserili Davut. Arkadaşlarım, Orhan Bey döneminde İznik'te ilk Osmanlı medresesi kuruluyor. Ve dönemin ünlü alimlerinden Kayserili Davut, yani Davud-u Kayseri de denilir. Bu da arkadaşlarım bu medreseden sorumlu tutuluyor. Ve Kayserili Davut bu noktada ilk Osmanlı müderrisi olarak kabul ediliyor. Bakın, KPSS sınavlarında hiç sorulmadı. Şuraya bir yıldız atıyorum. Kayserili Davut bugüne kadar sorulmadı KPSS sınavlarında ve ilk Osmanlı müderrisi olarak kabul ediliyor. Kimin döneminde bu faaliyetlerde bulunmuş? Orhan Bey döneminde arkadaşlarım, İznik medresesinden sorumlu tutulmuş. Ardından Kadızade-i Rumi. Arkadaşlarım, Semerkant'taki bilim insanlarından sonradan gelip Osmanlı'ya sığınıyor. Aynı zamanda Ulu Bey'in ve Ali Kuşçu'nun da hocalığını yapmış arkadaşlarım. Düşünün, Ali Kuşçu Ulu Bey ne üzerine çalışmalar yapmıştı? Matematik, astronomi. O zaman Kadızade-i Rumi de matematik, astronomi uzmanı olarak kabul edilebilir. Ya da bakın şöyle bir şey. Günümüzde havacılık faaliyetleri çok ön planda değil mi? İHA'lar, SİHA'lar, işte Kızıl Elma denilen insansız savaş uçağı falan yapıldı. Bu noktada bakın, ayla güneşle ilgili çalışmalar da çok arttı. Hatta Türkiye'nin uzay çalışmaları da başlatıldı. Türkiye Uzay Ajansı falan kuruldu. Bu noktada astronomi ile ilgili bilim insanlarını soramazlar mı arkadaşlarım? Mesela astronomi ile ilgili çalışmalar yapan bilim insanları arasında hangisi gösterilemez? Bakın arkadaşlarım, Kadızade-i Rumi var. Osmanlı için düşündüğümüzde Ali Kuşçu var. Bakın, Türk İslam Devletleri'nde Ulu Bey vardı. Ali Kuşçu Timur Devleti döneminde ortaya çıkıp Osmanlı Devleti'nde de varlığını sürdüren bir bilim insanı. Ardından arkadaşlarım, başka mesela şuraya baktığım zaman astronomiyle ilgilenen, bakın, Takiüddin Mehmet. Mesela uçma girişimlerinde bulunan Hezarfen Ahmet Çelebi, Lagare Hasan Çelebi. Yani bunlara dikkat edin arkadaşlarım. Bunlarla ilgili soru gelebilir. Ben şimdi tek tek diğerlerini de vereceğim. Peki Ali Kuşçu. Arkadaşlarım hatırlayın, Timur Devleti'ni anlatırken Ali Kuşçu ile ilgili bayağı detaylı bilgiler vermiştim. Dedim ki bunlar Osmanlı kısmında ders notlarımızda da detaylı bir biçimde yazıyor. Ve burada da zaten ders notlarında olanları aynen yazdım. Arkadaşlarım, Ali Kuşçu Timur Devleti'nde faaliyetlerine başlıyor. Sonra Timur Devleti yıkılınca Akkoyunların hizmetine giriyordu. Akkoyunlu Uzun Hasan'ın baş danışmanı oluyordu. Akkoyunlu Uzun Hasan'la Fatih arkadaşlarım çağdaş. Ve Doğu Anadolu'da sürekli Osmanlı ile Akkoyunlar arasında çatışma var. İşte Uzun Hasan da Fatih'e Ali Kuşçu'yu barış elçisi olarak gönderiyordu. Ali Kuşçu Fatih ile görüşüyor. Uzun Hasan isteklerini iletiyor. Ve arkadaşların, Fatih bakıyordu. Bu çok donanımlı bir adam. Diyordu, senin asıl görevin ne? Asıl mesleğin ne? O da diyordu ki, ben matematik astronomi uzmanıyım. Semerkant Rasathanesi'nin müdürlüğünü yaptım. İşte Timur Devleti yıkılınca Akkoyunlu Uzun Hasan'ın işte baş danışmanı oldum. Şunu şöyle yaptım, bunu böyle yaptım. Fatih diyor ki, bak diyor, ayağınla geldim benim ülkeme diyor. Ben bilime, bilim insanlarına çok değer veren bir hükümdarım. Sahn-ı Seman, Ayasofya medreselerini kurduk. Orada matematik astronomi uzmanlarına ihtiyacımız var. Gel benim ülkemde kal ve burada dersler ver diyor. Bu medreselerde dersler ver. Ali Kuşçu ne diyor Fatih'e? Diyor, hünkârım, ben Uzun Hasan'a sadakat yemini eden biriyim. Teklifiniz beni onurlandırdı. Boynum size kıldan ince, vurun kellemi alın ama ben verdiğim sözden dönemem. Bu durum Fatih'in çok hoşuna gidiyor. Ve Fatih diyor ki, git diyor, yolun açık olsun. Yanına muhafız da vereceğim ve sınırı da güvenli bir biçimde geçeceksin. Ama gün olur, Uzun Hasan ölür, Akkoyunlar yıkılır, Osmanlı'nın kapıları sana sonuna kadar açıktır. Sınırdan haber yolla, ailenle, mahiyetinle birlikte seni aldırayım, gözün ailende de kalmasın. Gözün arkanda kalmasın diyor.
Ve arkadaşlarım aradan 4-5 yıl geçtikten sonra Ali Kuşçu haber gönderiyor. Fatih onu sınırdan aldırıyor ve Ali Kuşçu Osmanlı himayesine girmiş oluyor. Ayasofya medreselerinin baş müderrisi oluyor. Sahn-ı Sema medreselerinde matematik, astronomi derslerine giriyor. Yazdığı Fethiye ve Muhammediye adlı eserler var. Bakın buraya da yazdım. Fethiye ve Muhammediye adlı eserler. Biri astronomi, biri matematikle ilgili eserler. Bunları Fatih'e sunuyor. Ardından arkadaşlarım 1470'li yıllarda ayın haritasını çıkarıyor. Ayın haritasını çıkaran ilk bilim insanı olarak kabul ediliyor. İstanbul'un enlem ve boylam dereceleriyle ilgili çalışmalar yapıyor. Ve 1470'li yıllarda ay ile ilgili doğru tespitlerde bulundu ya. Arkadaşlarım bu tespitleri 1990'lı yıllarda Amerikan Uzay Ajansı NASA tarafından da aynı şekilde kabul ediliyor. Bakın adamın 1470'lerde bulduğu şeyleri NASA 1990'da kabul ediyor. O yüzden ayın bir bölümüne Ali Kuşçu ismi veriliyor arkadaşlarım. Ne demiştik? Ayın bir bölümüne birçok bilim insanının ismi verildi. Sadece işte ayda bir bölüme ismi verilen bilim insanı kimdir diye ÖSYM soru sormaz. Ulu Bey'in de adı verilmişti. Değil mi arkadaşlarım? Daha birçok bilim insanının adı ayın bir bölümüne isim olarak verilmişti. Peki Ali Kuşçu yıllar önce sınav sorusu olarak çıktı. Yine de her türlü soru çıkma potansiyeli yüksek bir bilim insandır arkadaşlarım. Mesela Ali Kuşçu'nun özellikleri arasında hangisi yer almaz? Böyle de soru gelebilir. Peki Sabuncuoğlu Şerafettin. Yıllar önce tarih alan sınavında soruldu arkadaşlarım. Tarih alan sınavına göre basit bir soruydu. Şöyle Fatih dönemi tıp uzmanları arasında yer alan Mücerrebname adlı eseriyle tanınan önemli bilim insanı hangisidir? Cevap Sabuncuoğlu Şerafettin. Arkadaşlarım bakın farmakoloji neydi? Farmakoloji ilaç bilimi. Farmakolojinin öncüsü kurucusu İbn Sina. Ama deneysel farmakolojinin öncüsü de kim? Sabuncuoğlu Şerafettin. Deneysel farmakolojinin öncüsü. Cerrahi müdahale yöntemleriyle ilgili eserler falan yazıyor. Hayvanlar üzerinde de inceleme yapıyor. Panzehir üzerine çalışmaları var. Hatta arkadaşlarım bir eline zehirli yılanı alıyor. Bir eline horozu boğazından tutuyor. Zehirli yılana horozu sokturuyor. Horoz tam can çekiştiği zaman arkadaşlarım horoza verdiği panzehirle horozun ölmediğini görüyor. Bu noktada panzehir üzerine de çalışmalar yapmış. Hayvanlar üzerinde de incelemeleri var. Aynı zamanda arkadaşlarım ne dedik? Mücerrebname, Cerrahiyatülhaniye, işte Cerrahname adlı eserleri de var. Ve Fatih döneminin önemli tıp uzmanıdır. Peki. Ardından Altuncuzade. Altuncuzade, buna Altunizade de denilir. Altunizade İstanbul'da bir semt adıdır. Adını zaten Altuncuzade veya Altunizade'den alır arkadaşlarım. Fatih dönemi tıp uzmanları arasında ve idrar yolu hastalıklarıyla ilgilenmiş. Bakın, üroloji bilimiyle ilgilenmiş. Şöyle bir şey söyleyeyim aklınızda kalsın. Arkadaşlarım idrar yolu hastalıkları olan affedersiniz altına kaçırmaz mı? Evet. Bak Altuncuzade idrar yolu hastalıkları ile ilgilenmiş. Tamam mı? Bu şekilde aklımızda kalsın. Peki Akşemseddin. Arkadaşlarım Akşemseddin Fatih'in akıl hocası. Değil mi? İstanbul'un fethi sırasında Fatih'e yoğun önerilerde bulunan önemli bilim insanı. Ve Akşemseddin Osmanlı'da mikrobu açıklayan ilk bilim insanı. Hocam işte mikrobu açıklayan ilk bilim insanı şu kaynakta bu, bu kaynakta bu. Bak onlara girmiyorum. Osmanlı'da mikrobu ilk açıklayan bilim insanı kim? Akşemseddin. Ve bakın Fatih'in akıl hocası demişiz. Ve arkadaşlarım yazdığı önemli eserler var. Risalet-i Nuriye ve Maddetül Hayat. Bak Risalet-ün Nuriye. Özellikle bak şunu çiziyorum. Bak Risalet-ün Nusiye dese Yunus Emre'nin eseri. Risalet-ün Nuriye dese Akşemseddin'in eseri. Tabi ikisini de farklı seçeneklere ÖSYM koymaz zaten. Ve arkadaşlarım İstanbul'daki Zeyrek Camii'nde dersler de vermiş. Ve Fatih İstanbul'u fethettikten sonra Ayasofya camiye çevriliyor ve Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazında cuma hutbesini okuyor arkadaşlarım. İlk cuma hutbesini okuyan kim arkadaşlarım Ayasofya'da? Akşemseddin. Şöyle günümüzde de Ayasofya camiye çevrildiği için bakın güncelde falan da Akşemseddin'i sorabilirler. Peki Kanuni döneminin önemli denizcileri. Gerçi Piri Reis Yavuz döneminde faaliyetlerine başlıyor. Kanuni döneminde iyice şaşalanıyor. Arkadaşlarım Piri Reis ve Seydi Ali Reis. Bakın bunlar Kanuni dönemindeki Hint deniz seferlerine de katılanlar. Siyasi tarihte Kanuni dönemini anlatınca bunlara ekstra değineceğim zaten. Arkadaşlarım Piri Reis'in yazdığı kitabı Bahriye. Belki çıkmadığı sınav yoktur.
Ve bu kitabı Bahriye'nin sonuna bir dünya haritası koymuş arkadaşlarım. Dünya haritası koymuş. Ve ne dedik? Kanuni döneminde önemli faaliyetlerde bulunan ünlü denizcimiz. Peki Seydi Ali Reis. Bakın arkadaşlarım, Piri Reis hep ön planda da Seydi Ali Reis hep arka planda kalmış. Bana göre önemli biri. Mesela Yeni Milli Eğitim kitaplarında demiş ki Seydi Ali Reis'in lakabı Katibi Rumi'dir. Mesela Yeni MEP kitabındaki bilgilerle bir soru. Katibi Rumi olarak da adlandırılan, memleketlerin aynası anlamına gelen Miratül Memalik adlı eseri yazan, yer yön tayini ile ilgili Muhit adlı eseri yazan önemli bilim insanı hangisidir? Cevabımız ne olur? Seydi Ali Reis. Peki Takıyüddin Mehmet, buna Takıyüddin Er Raşit de deniliyor arkadaşlarım. Ve Takıyüddin Mehmet yıllar önce LYS sınavında soruldu ama KPSS'de sorulmadı. Arkadaşlarım, Takıyüddin Mehmet veya Takıyüddin Er Raşit Osmanlı'da ilk rasathaneyi yani gözlem evini kuran bilim insanı. 3. Murat döneminde Osmanlı'da ilk rasathaneyi kurmuş. Ve arkadaşlarım şuna dikkat edin. Zatül Eftar adlı gözlem aracı yapmış. Ve Danimarkalı bir bilim insanı var. Astronomi uzmanı var. Adı Tycho Brahe. Arkadaşlarım, Takıyüddin Mehmet 17. yüzyılın bilim insanı. 17. yüzyıl Osmanlı'nın duraklama dönemi, bilime falan çok da önem verilmeyen süreç. Avrupa ise aydınlanma çağını yaşıyor. Ve bakın Tycho Brahe'nin üzerinde hiçbir baskı olmamasına rağmen kitaplar diyor ki Takıyüddin Mehmet ondan daha üstün nitelikte gök cisimlerini ölçmeye yönelik araç gereç yaptı. Hatta arkadaşlarım Takıyüddin Mehmet'in kurduğu rasathanenin önünde millet kuyruğa giriyor. Bunun yaptığı araç gereçleri merak ediyor. Dönemin mollaları Padişah 3. Murat'ın yanına gidiyor. Diyor ki hünkârım diyor, bunun yaptığı işte araç gereci millet hep merak ediyor diyor. İleride millet sana biat etmeyecek de buna biat edecek diyorlar. Hatta o dönemde İstanbul'da bir deprem yaşanıyor. Diyorlar ki bu Takıyüddin Mehmet Allah'ın işine karışıyor. Gök cisimlerini falan inceliyor. Allah da bizi cezalandırmak üzere üzerimize depremi gönderdi diyorlar. Bu şekilde yorumlamalar falan yapılıyor. Ve arkadaşlarım denizden yapılan, gemilerden yapılan top atışı sonucunda adamın rasathanesi yıkılıyor. Ve adam Fizan'a mı ne sürgüne gönderiliyor. Fizan nerede? Günümüzdeki Libya dolayları arkadaşlarım. Peki, ne yazık ki Osmanlı'da 17. yüzyılda bilime verilen değer bu doğrultuda arkadaşlarım. Peki, geldik şimdi bu tarafa. Mustafa Naima Efendi. Arkadaşlarım, Mustafa Naima Efendi Osmanlı'nın ilk vakanüvisi. Söylemeye dikkat edin. Vakanüvis, vakanüvis. Bakın, vaka, olayları kaydeden. Yani Osmanlı'da resmi tarih yazıcılarına ne ad verilir? Vakanüvis. Yıllar önce çıkan KPSS lisans sınav sorusudur. Soru şu: Osmanlı Devleti'nde resmi tarih yazıcılarına ne ad verilir? Vakanüvis. Peki arkadaşlarım, vakanüvislik 17. yüzyılda oluşturulmuş. Peki vakanüvislikten önce Osmanlı'da tarih yazıcılığı yok muydu? Elbette vardı. Hangi isimle vardı? Şehnamecilik adıyla. Bak bunu da kesinlikle bilin. Bak vakanüvislikten önce tarih yazıcılığı şehnamecilik adıyla vardı. Peki şehnamecilik hangi padişah döneminde başladı? Fatih döneminde arkadaşlarım şehnamecilik oluşturuldu. Peki ilk vakanüvisimiz kimdi? Mustafa Naima Efendi. Naima Tarihi adlı eseri de var. Peki ne olur ne olmaz? Son vakanüvisimiz kimmiş? Abdurrahman Şeref Bey. Buna da dikkat edelim arkadaşlarım. Bilgi sorusu olarak karşımıza gelebilir. Peki. Evliya Çelebi. Yıllar önce defalarca soruldu. Çok çıkacağını da zannetmem. Biliyorsunuz kendisi seyyah. Seyahatname adlı eseri var. Ve 17. yüzyılda işte genellikle kaynakların bahsettiği her şeyi abartarak aktarması. Mesela o dönemde yazdığı eserlerde şöyle demiş. Demiş ki Ankara'dan bir sincap yere düşmeden Erzurum'a kadar daldan dala atlayarak gidebilir. Böyle bir şey mümkün mü bilemiyorum. Tabii bu kaynaklarda yazan bilgi. Peki Ebu Suud Efendi. Arkadaşlarım şöyle, Kanuni döneminde daha önceki kanunlar, kendi oluşturduğu kanunlar bayağı bir düzenleniyor. Ve bu kanunların oluşturulmasında etkili olan önemli şahıs kim? Ebu Suud Efendi. Ve arkadaşlarım hatta Amerikan Temsilciler Meclisi'nde dünyanın en büyük kanun koyucularının resmi vardı. Türklerden de bir tek kanunun resmi vardı. Değil mi? Bak önemli bir bilgi. Detay bir bilgi ama önemli bir bilgi.
Ve arkadaşlarım, Ebu Suud Efendi Kanuni'nin yareni, dostu, arkadaşı, sırdaşı. Ve Kanuni döneminde uzun süre Şeyhülislamlık yapmış. Şöyle bir yorum yapalım. Osmanlı tahtında en uzun süre tahta kalan Osmanlı padişahı kim? Kanuni Sultan Süleyman. O zaman onun Şeyhülislamı da en uzun süre Şeyhülislamlık makamında bulunan. Tamam mı arkadaşlarım? Bu özellikleri verip bu kimdir diye sorulabilir. Peki. Hezarfen Ahmet Çelebi ve Lagari Hasan Çelebi. 4. Murat döneminde uçma ile ilgili girişimlerde bulunanlar kimlerdir? Hezarfen ve Lagari Hasan Çelebi. Arkadaşlarım, Hezarfen Ahmet Çelebi yarasaları inceliyor arkadaşlarım. Yarasa kanatlarına falan bakıyor. Evinin duvarlarına falan hep böyle yarasa kanatları asıyor. Dikkat edin, Allah vergisi, yarasaların kanatlarına bakın, sanki böyle çıtayla perdeler birleştirilmiş gibi, değil mi? Diyor, ben de böyle kanat yapıp uçabilirim diyor. Ve arkadaşlarım, yarasaları inceliye inceliye böyle kartal kanatlarını andıran, yarasa kanadına da kısmen benzeyen kanatlar yapıyor. Ve İstanbul'daki Galata Kulesi'nin üzerine çıkıyor ve oradan kanat çırparak karşı taraftaki Üsküdar'a uçmayı başardığı söylenir. Yani Hezarfen Ahmet Çelebi 4. Murat döneminde kanat takarak Galata'dan Üsküdar'a uçmayı başaran önemli bilim insanı. Bak, Hezar Farsça bin demek, Hezarfen bin fenli anlamında. Peki, Lagari Hasan Çelebi. Arkadaşlarım, Lagari Hasan Çelebi de 4. Murat döneminde roketle ilk uçma girişiminde bulunan bilim insanı. Hocam, nasıl bir roket falan? Şöyle gözünüzde canlandırın. Arkadaşlarım, papağan kafeslerini düşünün. Böyle nedir papağan kafesleri? İnce uzun. Düşünün, ben Lagari Hasan Çelebi. Böyle papağan kafesini andıran böyle bir roket yapıyorum. Buraya bir kapı yapıyorum. Alt tarafta barut haznesi var. Ve içine giriyorum. Yanıma arkadaşlarım, Hezarfen'in kanatlarından alıyorum. Niye? Yukarıda barut biterse, hani yere çakılmamak için ne yaparım? Yakıt bittiği anda kapıyı açıp kanat çırparak yere inerim diye düşünüyor. Ve öğrencilerime ben diyorum ki, ben kafesin içine girdiğim zaman barut haznesine barutu doldurun ve fitille ateşleyin. Ve arkadaşlarım, öğrencilerim fitili ateşliyor. Ben yukarı doğru fırlıyorum. Ve arkadaşlar, yukarıda yakıt bitince bunu hissettiğim an kafesin kapısını açıyorum. Kanat çırparak yere inmeyi başarıyorum. Ve Lagari Hasan Çelebi bunu 4. Murat'ın kızı Kaya Sultan'ın doğum günü şenliklerinde yapıyor. Hatta arkadaşlarım, şöyle bir şey anlatılır. Lagari'yi 4. Murat'ın yanına götürüyorlar. 4. Murat buna soruyor. Diyor ki, Lagari diyor, yukarıda havalar nasıldı? Şimdi o dönemde şöyle bir inanç var. Hani göğün 4. 5. katmanında peygamberler var. Ve peygamberler bizi gözlemleyebiliyor. Şimdi Lagari şunu düşünüyor. Ya diyor, peygamber efendimiz desem kızabilir. Ya diyor, bizim için hani daha önemsiz bir peygamberi düşüneyim diyor kendince. İsa peygamberi öne atıyor. Diyor ki, hünkârım diyor, İsa Nebi'den size selam getirdim diyor. Hükümdar da 4. Murat da diyor ki, ve aleyküm selam diyor. Ve arkadaşlarım, bunu da Kırım'a sürgüne gönderdiği belirtilir. Yani duraklama döneminde Osmanlı'nın bilime verdiği değer ne yazık ki bu şekilde. Peki, gel gelelim Katip Çelebi'ye. Arkadaşlarım, Katip Çelebi daha önce sınav sorusu olarak KPSS lisan sınavında soruldu. İşte soru şöyle, bibliografya alanında çalışmalar yapan, işte Keşfüzzü'nün Cihanyumu adlı eserleriyle bilinen önemli bilim insanı hangisidir? Ama yeni milli eğitim kitaplarına Katip Çelebi ile ilgili ekstra bilgiler konulmuş. Peki, yeni bilgilerden bir soru türetecek olsak, şöyle bir şey, Hacı Halife, Hacı Kalfa olarak da anılan, Doğu bilimleri ile Batı bilimlerinin karşılaştırmasını yapan ve Fezleke, Tuhfetül Kibar, Düsturul Amel adlı eserleri yazan önemli bilim insanı hangisidir? Cevap, Katip Çelebi. Bakın, Katip Çelebi'nin lakapları neymiş? Hacı Halife, Hacı Kalfa. 17. yüzyılın önemli bilim insanı. Batı bilimleri ile Doğu bilimlerini karşılaştırmış. Keşfüzzü'nün Cihanyuma, Fezleke, Tuhfetül Kibar, Düsturul Amel adlı eserleri var. Mesela Tuhfetül Kibar'ın da adı uzundur aslında. Tuhfetül Kibar bi Esbarül Birar. Yani Osmanlı deniz savaşlarını anlatan önemli eserdir arkadaşlarım. Peki, Koçi Bey. Arkadaşlarım, Koçi Bey 4. Murat'a hazırladığı risalesini sunuyor.
ve Katip Çelebi ile Koçu Bey'in ortak özelliği. 4. Murat bunları yanına çağırıyor. Diyor ki, ya diyor niye duraklama dönemindeyiz? Devletin aksayan yönleri ne? Bana bununla ilgili rapor hazırlayın. Yani Katip Çelebi ile Koçu Bey'in ortak özelliği neymiş? 4. Murat'a duraklamanın nedenleriyle ilgili raporlar sunmaları. Bakın bu önemlidir. Bunu da soru olarak ÖSYM'e sorabilir. Ve Koçu Bey raporunu aynı zamanda başka bir hükümdara daha sunuyor. Kime? 4. Murat'tan sonra tahta geçen 1. İbrahim'e. Bakın onu da burada verdim yine. Koçu Bey raporunu 1. İbrahim'e de sunuyor. Peki, Yanyalı Esat Efendi. Bugüne kadar KPSS sınavlarında hiç sorulmadı ve yeni milli eğitim kitaplarına da giren bir bilim insanı. Hatta şöyle bir soru. 18. yüzyılın yani Lale Devri'nin önemli bilim insanları arasında gösterilen, Muallim-i Salis yani 3. öğretmen olarak anılan, Aristo'nun Fizika adlı eserini Arapça'ya tercüme eden önemli bilim insanı hangisidir? Cevabımız ne olur arkadaşlarım? Yanyalı Esat Efendi. Bakın ne dedik? Lale Devri'nin önemli bilim insanı ve Muallim-i Salis. Bak, Muallim-i Salis ne demek? 3. öğretmen. Değil mi? Bak, Muallim-i Salis 3. öğretmen. Şimdi içinizden birileri diyecek ki, hocam 3. öğretmen İbn-i Sina değil mi? Hocam 3. öğretmen şu değil mi? Arkadaşlarım bakın, Aristo 1. öğretmen, Muallim-i Sani yani 2. öğretmen Aristo, 1. öğretmen Aristo arkadaşlarım, 2. öğretmen yani Muallim-i Sani olarak anılan Farabi, 3. öğretmen ise yüzyıllardaki alimlere göre değişir. Mesela 15. yüzyıldaki alimler bir araya gelmiş. Demiş ki ya biz de alimiz, şu da alim. Bunun bizden daha üstün nitelikleri var. O zaman Muallim-i Salis şudur demiş. Yani mesela Muallim-i Salis olarak anılan İbn-i Sina da var. Mesela hiç duymadığınız İbn-i Mıskaveh var. Arkadaşlarım Yanyalı Esat Efendi de var. Bak dikkat edin, Yanyalı Esat Efendi bugüne kadar hiç sorulmadı. Dikkat edin derim. Ahmet Cevdet Paşa. Her zaman potansiyel sorudur arkadaşlarım. Ahmet Cevdet Paşa, Osmanlı'da şeriata dayalı medeni kanun var. 19. yüzyılda hazırlanmaya başlanıyor. Ahmet Cevdet Paşa da bu mecellenin hazırlanmasındaki komisyon başkanlığını yapıyor. Aynı zamanda Kısas-ı Enbiya adlı eseri var. Burada peygamberlerimizin hayatından da bahsediyor. Ve Tarih-i Cevdet adlı eseri de var. Ahmet Cevdet Paşa'ya da dikkat ediyorsunuz. Her zaman potansiyel sorudur arkadaşlarım. Hatta Ahmet Cevdet Paşa arkadaşlarım Osmanlı'da ilk kadın hakları savunucusu olan Fatma Aliye'nin de babasıdır. Peki Nefi. Nefi bir hiciv şairi arkadaşlarım. Siham-ı Kaza adlı eseri var ve eserlerinde dönemin devlet adamlarını eleştirmiş. Devlet adamları da halkı galeyana getirdiği belirtilir arkadaşlarım. Halk galeyana gelip Nefi'nin derisini yüzerek öldürdükleri belirtiliyor. Bunu birçok kaynak kabul ediyor arkadaşlarım. Ardından Nabi. Arkadaşlarım bazen öyle bilgiler veriyoruz ki farklı alanlarda çıkabiliyor. Mesela sınıf öğretmenliği alan öğrencileri çok dua etmiştir. MEP kitabında var diye Nabi ile ilgili bilgi vermiştim. Mesela şöyle, Nabi'nin arkadaşlarım Hayriye adlı eseri Türk edebiyatında çocuklara ahlaki yönden hitap eden ilk esermiş. Bunu sınıf öğretmenliği alan sınavında sormuşlar. Yani Türk edebiyatında çocuklara ahlaki yönden hitap eden ilk eser hangisidir? Hayriye. Aynı zamanda Nabi'nin arkadaşlarım Hayrabat, Münşaat, Tuhfetül Harameyn adlı eserleri de var. Onları da burada verdim. Peki Mirim Çelebi. Mirim Çelebi Ali Kuşçu'nun torunu. Arkadaşlarım dedesi neydi, bu ne olabilir? Bu da ne? Astronomi matematik uzmanı. O zaman bak, Mirim Çelebi de astronomi matematik uzmanı. Ali Kuşçu da, yan tarafta verdiğimiz Kadızade-i Rumi de, işte Takiyüddin Mehmet de. Bak dikkat edin, 4 tane de seçenek oluyor. Hangisi astronomi alanında çalışmalar yapmamıştır? Olmayan birini seçeneklere koyarlar. Mesela atıyorum Sabuncuoğlu Şerafettin. Tıp alanı ile ilgili çalışmalar yapan Fatih döneminin önemli bilim insanı. Peki ardından bir de Ahi Çelebi. Ahi Çelebi de arkadaşlarım böbrek hastalıkları ile ilgilenmiş. Bunların tamamı MEP kitaplarında geçen bilim insanlarıdır. Umarım güzelce anlamışsınızdır arkadaşlarım. Tabi bunları yoğun tekrar etmek lazım. Bilim insanlarının özellikleri birbiriyle karışabilir. Lütfen bunları güzel bir biçimde tekrar edelim. Ben şimdi bunları siliyorum arkadaşlarım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet kardeşlerim, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Osmanlı Devleti'nde resim diyoruz. Ve yıllar önce çıkan sınav sorusu. İlk portresini yaptıran padişah hangisidir? Cevap Fatih Sultan Mehmet. Kime yaptırıyor arkadaşlarım? İtalyan ressam Gentil Bellini'ye. Bakın,
İtalyan ressam Gentil Bellini'ye yaptırıyor. Bakın bu çıktı yıllar önce. Ama bir altındaki bence çok önemli, hiç sorulmadı. Ben ona bir yıldız atayım. Mesela gül koklayan Fatih portresini kim yapmıştır? Sinan Bey arkadaşlarım, kesinlikle bilin. Ve yine yıllar önce çıkan bir sınav sorusu. Osmanlı'da ilk resim sergisini açan kimdir? Arkadaşlarım, Şeker Ahmet Paşa. Hatta Padişah Abdülaziz bu Şeker Ahmet Paşa'daki cevheri görüyor. Bunu arkadaşlarım eğitim alması için Avrupa'ya gönderiyor. Peki, Osman Hamdi Bey. Arkadaşlarım hatırlar mısınız? Ulu Bey için birçok özellik bir arada demiştik. Nescafe gibi adam. Ulu Bey Nescafe ise Osman Hamdi Bey Cafe Crown. Arkadaşlarım bir sürü özellik bir arada. Bakın adam ressam, adam arkeolog, adam müzeciliğin, Sanayi Nefise Mektebi'nin kurucusu, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nin kurucusu. Yani adamın yapmadığı faaliyet yok arkadaşlarım. Ve yıllar önceki ön lisans sınav sorusu. Osman Hamdi Bey önderliğinde kurulan Sanayi Nefise Mektebi Atatürk döneminde hangi adı almıştır? Cevap Güzel Sanatlar Akademisi. Bakın Sanayi Nefise Mektebi'nin kuruluşunda etkili olan kim? Osman Hamdi Bey. Batı tarzı Türk resminde insan figürü çizen ilk ressamımız kimdir? Osman Hamdi Bey. Bak, Batı tarzı Türk resminde insan figürü çizen ilk ressamımız. Ne dedik? İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni kurdu ve Osman Hamdi Bey'in önemli eserleri. Güncel bilgilerde de karşımıza çıktı. Bakın, kaplumbağa terbiyecisi var, silah taciri var, cami önü var ve Kur'an okuyan kız. Kur'an okuyan kız 2020 KPSS lisans sınav sorusuydu arkadaşlarım. Çok şükür o zaman da vermiştik. Bu o dönemin şartlarında en pahalı fiyata satılan tabloydu. İngiltere'de bir müzayedede satılmıştı. Ne olur ne olmaz diye bunu öğrencilerime vermiştim. Çok şükür öngörümüz tutmuştu ve o sene sınavda da sorulmuştu. Peki arkadaşlarım, Türk ressamların daha iyi eğitim alması için Paris'ten önemli ressamlar İstanbul'a davet ediliyor. Padişah Abdülaziz bunu istiyor. Ama bu ressamlar gelmek istemiyorlar. Diyorlar yok biz Paris'te kalırız. Bakın olaya bakın. Padişah Abdülaziz de Paris'te Mektebi Osmani adlı bir okul açtırıyor. Onun tüm ihtiyaçlarını Osmanlı karşılıyor. Ve ünlü ressamlar orada ders veriyorlar. Anadolu'dan öğrenciler, İstanbul'dan öğrenciler Paris'e gidiyor. Ve orada bu ünlü ressamlardan ders alıyorlar. Yani 1862'de Paris'te Türk ressamların daha iyi eğitim alması için arkadaşlarım Mektebi Osmani açılıyor. Bu detay bir bilgi. MEP kitabında var diye verdim. Ne olur ne olmaz diye. Ve eminim güncel bilgiler veya tarih soruları içinde bir yıl kesinlikle çıkacak. İlk Türk kadın ressam kimdir? Bakın ilk Türk kadın ressam kim? Mihri Müşfik. Bak Mihri Müşfik. Dikkat edin Osman Hamdi Bey Sanayi Nefise Mektebi'nin kuruluşunda etkili değil mi? Bir detay, Mihri Müşfik de İNAS Sanayi Nefise Mektebi'nin kuruluşunda etkili. İNAS ne demek? İNAS kız, kadın demek. Anlaşıldı? Kız, kadın demek. Hatta Nisa adı falan var. Bak kız kadın anlamına gelir. İNAS Sanayi Nefise Mektebi'nin kuruluşunda etkili olan kimmiş arkadaşlarım? Mihri Müşfik. Yani Kız Güzel Sanatlar Akademisi'nin kuruluşunda etkili olan Mihri Müşfik. Yani ilk Türk kadın ressamımız. Peki yine çıkabilecek bir soru. Osmanlı'da ilk heykelini yaptıran padişah hangisidir? Sultan Abdülaziz. Arkadaşlarım Abdülaziz dönemi ıslahatlarında dağılma döneminde yine bahsedeceğim. Abdülaziz Avrupa'ya seyahat eden ilk Osmanlı padişahıdır. Birçok Avrupa başkentini geziyor. Gezdiği yerlerde bir bakıyor ki o ülkenin liderlerinin hepsinin önemli meydanlarda heykeli var. İstanbul'a döndüğünde diyor ya benim ne eksiğim var diyor. Ben de diyor heykelimi yaptırayım diyor. Ve arkadaşlarım yanlış hatırlamıyorsam Fausto Zonaro adlı mı ne? Bir heykeltıraşa heykelini yaptırıyor. Ve günümüzde Beylerbeyi Sarayı'nda olduğu belirtiliyor bu heykel arkadaşlarım. Peki yeni değil de eski MEP kitaplarında bir ifade vardı. İtalyan ressam Agostino Tassi'nin Mehterbaşı ve Beş Türk Çalgıcısı adlı tabloları bulunmaktadır. Hocam bu çok detay değil mi? Bak ben kendimce mantık kuruyorum güzel kardeşlerim. Biliyorum detay. Bak Agostino Tassi'nin Mehterbaşı ve Beş Türk Çalgıcısı adlı tabloları ünlüdür. Niye bunu yazdım? Bak birazdan müzikte bahsedeceğim. Mesela hangi müzisyenin 5 numaralı konçertosunda Türk marşı yer almaktadır? Mozart. Ön lisansa çıkmış sınav sorusu. Müzikte o detayı soran, resimde niye bunu sormasın?
O yüzden veriyorum güzel kardeşlerim. Anlaşıldı. En azından bir kulak dolgunluğu olsun. Peki, gel gelelim minyatüre. Arkadaşlarım, minyatür el yazması eserlerin süslenmesinde kullanılan sanat. Yani bakın, elimde bir kitap var, bir sayfada yazılar var, yazdıklarımı yan tarafa resmediyorum. Buna ne ad veriliyor arkadaşlarım? Minyatür. Ve minyatürde nasıl? Perspektifsiz resimler çiziliyor. Kafalar büyük, gövdeler küçük. Kişilerin mevki ve makamına göre çiziliyor. Hatta Türk İslam'da da bahsetmiştim. O yüzden acaba devlet büyüklerine hani büyükbaş denilmesi oradan mı geliyor? Hani mevki ve makama göre çizim yapılıyor ya. Mesela ben sadrazamım, en arkadayım. En arkada olsam bile resimde kafam kocaman çiziliyor. Padişahım yine ondan daha büyük çiziliyor. Anlaşıldı? Aslında diyorum ki böyle bu cep telefonu kullanan şeyleri Instagram, işte Facebook gibi böyle bu şeyler arkadaşlarım, firmalar şöyle bir şey yapabilirler. Minyatür özelliği selfilere getirebilirler. Mesela düşünün, ben selfie çekiyorum. Telefon kimin? Benim. Ben en arkada olsam bile kafam büyük çizilecek. Anlaşıldı. Aslında güzel bir uygulama olur. Aklıma geldi. Dedim sizinle de paylaşayım. Peki. Arkadaşlarım ne dedik? El yazması eserlerin süslenmesinde kullanılan resimler içerir. Ve minyatür ustalarına ne ad verilir? Arkadaşlarım, nakkaş veya musavvir denilir. Bak, nakış gibi işliyorlar. Musavvir, tasvir, tasvir ediyorlar. Bakın, ustalarına ne ad veriliyormuş? Nakkaş. Ne ad veriliyormuş? Musavvir, tasvir. Peki minyatür kitaplarına ne ad veriliyor? Bakın, hünername veya surname deniliyor. Arkadaşlarım, ben bu surnameyi soru olarak bekliyorum. Bakın. Şuraya yıldız atıyorum. Özellikle padişah çocuklarının sünnet düğünü, normal düğün, şenlik, ziyafet içerikli hani eserlere ne ad veriliyor arkadaşlarım? Surname deniliyor. Bakın, ÖSYM için siyasetname önemliydi. Devlet adamlarında bulunması gereken özellikler, devlet nasıl yönetilir, bununla ilgili bilgileri içeren eserlere ne ad verilir? Siyasetname. Bu çıktı. Ardından arkadaşlarım, elçilerin gittiği yerlerle ilgili yazdığı eserlere ne ad verilir? Sefaretname. Elçiye sefir deniliyor, yazdığı eserlere sefaretname. Bakın, minyatür kitaplarına, özellikle padişah çocuklarının nişan, düğün, sünnet merasimleriyle ilgili yapılan minyatürlere ne ad veriliyor arkadaşlarım? Surname. Ben bunu soru olarak bekliyorum arkadaşlarım. Benden söylemesi. Peki, detay bir bilgi. Bence çok bilinmesine de gerek yok da mebde var diye yine bunu da veriyorum. Saraydaki minyatür atölyesine ne ad veriliyor? Nigarhane. Peki, geldik bu tarafa. Osmanlı Devleti'nde, özellikle Fatih döneminde ilk Osmanlı minyatürlerini kimler yaptı? Seyit Lokman ve Sinan Bey arkadaşlarım. Seyit Lokman ve Sinan Bey Fatih döneminde ilk Osmanlı minyatürlerini yaptılar. Ve özellikle kimin döneminde minyatür sanatı doruk noktasına ulaştı? 3. Murat döneminde. 3. Murat döneminde minyatür sanatı doruk noktasına ulaştı. Peki, önemli minyatür ustaları, nakkaşlarımız kimler? Bakın, Matrakçı Nasuh, Nigari, Nakkaş Osman ve Levni. Şunu söyleyeyim. Minyatür sanatı UNESCO temsili listesine girdi. Bakın, minyatür sanatı UNESCO temsili listesine girdi. Ve minyatürle ilgili soru da gelebilir. Şöyle, mesela Osmanlı'daki önemli minyatür ustaları arasında hangisi yer almaz? Alt taraftaki hattatlardan birilerini seçeneklere koyarlar arkadaşlarım. Der ki hangisi minyatür ustaları arasında yer almaz? Peki, bakın. Matrakçı Nasuh, Nigari, Nakkaş Osman, Levni dedik. Bak, Levni önemli. Lale Devri'nin ünlü minyatür ustası kimdir? Nakkaşı kimdir? Levni. Lale Devri'nin ünlü şairi Nedim'i sormuştu ÖSYM'e. Bak, minyatür ustası Levni'yi sormadılar. Peki, Nakkaş Osman ne yapmış? 3. Murat dönemine kadar olan sultan portrelerinin yer aldığı Şemailname adlı eseri oluşturmuş. Bak. 3. Murat dönemine kadar olan sultan portrelerinin yer aldığı Şemailname adlı eseri oluşturmuş. Arkadaşlarım, şöyle bir mantık vereyim. Mesela eski MEP kitaplarını düşünün. Liselerde okurken padişah resimlerini görüyordunuz değil mi arkadaşlarım? İşte 3. Murat'a kadar olan o resimleri çizen kim? Farazi çizen kim? Nakkaş Osman arkadaşlarım. Şimdi düşünün, bakın, ben böyle duruyorum. Ben kimim? Osman Bey'im. Şöyle hafif yan duruyorum, Orhan Bey'im. Şöyle dönüyorum, 1. Murat'ım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah, 1. Beyazıt'ım. Anlaşıldı. Yani dikkat edin, portreler hep birbirine benzer. İşte bunun ilk çizimini yapan kimmiş arkadaşlarım? Nakkaş Osman. Sonradan bir Rum, Konstantin Kapıdağlı.
Arkadaşlarım bu da 3. Selim'e kadar olan padişah portrelerinin çizimini yapmış. Peki matrakçı nasıl çok önemli arkadaşlarım. Adam birçok alanla ilgilenmiş. Tamam minyatür ustası, nakkaş ama farklı şeylerle de ilgilenmiş. Mesela arkadaşlarım Osmanlı'da matrak denilen bir spor var. O sporun gelişiminde etkili olduğu için buna matrakçı nasuh denilmiş. Matrak nasıl bir şey? Mesela düşünün içinizden biri benim karşımdasınız. Bileğinizde sarılı bir minder var. Bir elinizde sopa var. Kafanızda da süngerli bir şapka var. Şimdi ben sizden birine vurmaya çalıştığımda o bu bileğine sarılı süngerli minderle arkadaşlarım ne yapıyor? Buna gardını almaya çalışıyor. Ama ben yolunu bulup bir tane kafanıza indirdiğim zaman ne oluyor? Ben 1-0 öne geçiyorum. Siz bana bir tane vurduğunuz zaman ne oluyor? 1-1 oluyor. Yani bu sporun adı nedir arkadaşlarım? Matrak. Bu sporun Osmanlı'da gelişimini sağlayan da kimdir? Matrakçı Nasuh. Bak matrakçı Nasuh diyoruz minyatür ustası ama adam tarihe gönül vermiş, coğrafyaya gönül vermiş, astronomiye gönül vermiş, matematiğe gönül vermiş. Silahşörlük kitabı adlı eseri yazmış ve minyatürlerini o kadar detaylı çizmiş ki Kanuni ve Barbaros'un seferlerini minyatürlerine işlemiş. Matrakçı Nasuh minyatürlerine bakın neyi anlatmak istediğini çok basit bir şekilde algılayabiliyorsunuz. Peki devam ediyorum arkadaşlarım. Şimdi hat sanatı. Hat güzel yazı yazma sanatı değil mi? Evet. Hat ustalarına ne ad veriliyor arkadaşlarım? Hattat. Bakın. Hat ustalarına ne ad veriliyor? Hattat. Şimdi düşünün. Burada çekimi yapan arkadaşım Ömer var. Ben arkadaşlarım bir kitap yazdım. Benim yazdığım kitabı Ömer kendi el yazısıyla çoğaltıyor. İşte ben hattatım. Çoğaltan Ömer de ne? Müstensi. Yani eserleri kendi el yazılarıyla çoğaltanlara ne ad veriliyor arkadaşlarım? Müstensi. Peki hat sanatına yoğun emek veren önemli padişahımız kim? İkinci Mustafa. Bu da hep kitaplarında geçen ifade arkadaşlarım. İkinci Mustafa. Ve önemli hattatlarımız kimler? Bakın Şeyh Hamdullah. Şeyh Hamdullah Kıbletül Hattat. Hattatların piri olarak anılır. Hafız Osman, Ahmet Karahisari, Mustafa Rakım. Bak bunlar önemli hat ustaları. Bak önemli hat ustaları arasında hangisi yer almaz? Bak böyle soru sorar nakkaşlardan birilerini seçeneklere koyar. Önemli işte minyatür ustaları arasında hangisi yer almaz der. Hattatlardan birilerini seçeneklere koyar. Bir de şöyle bir şey. Hat veya diğer adıyla Hüsnü Hat. Bu da UNESCO temsili listesine alındı. Bakın arkadaşlarım minyatür de UNESCO temsili listesine alınmıştı. Buna da UNESCO diyeyim. Yani bunlarla ilgili soru gelebilir. Bir de şöyle arkadaşlarım bakın. Şimdi dalavere çevirenleri söylemiyorum da genel anlamda Kur'an-ı Kerim'i okumasını ve yazmasını bilenlere şeyh veya hafız denilir. Özellikle camilerdeki o ayetlerin yazılmasında falan da bunlar etkilidir. Vereceğim tüyo şu. Arkadaşlarım başında şeyh veya hafız bulunanlar %90 hattattır. Tamam mı? Size minyatür ustası soruluyor. İçlerinde şeyh, hafız yazan birileri var. Atın gitsin. Size müzikle ilgilenenler soruluyor. Başında şeyh veya hafız varsa atın gitsin arkadaşlarım. Yani bu doğrultuda %90 tutuyor verdiğim yöntem. Peki ne dedik? Bak Şeyh Hamdullah Kıbletül Hattat olarak anılıyor. Hattatların piri, hattatların önderi olarak. Hafız Osman, Ahmet Karahisari, Mustafa Rakım. Mesela Hafız Osman hilye denilen yazı süsleme sanatının ilk hattatı olarak kabul ediliyor. Yani mesela bakın ben şuraya şekilli bir sin yapıyorum böyle. İşte bak çok şekilli güzel oldu diyelim. İşte bu sanata ne ad veriliyor? Hilye adı veriliyor. Hilye denilen yazı süsleme sanatının ilk hattatı kimmiş arkadaşlarım? Hafız Osman. Peki Ahmet Karahisari de arkadaşlarım Kanuni'nin isteğiyle el yazması Kur'an-ı Kerim yazmış. Kim? Ahmet Karahisari. Ve bu el yazması Kur'an-ı Kerim arkadaşlarım günümüzde Millet Kütüphanesi'nde sergilenmekte. Hatta Cumhurbaşkanı'nın da bu noktada açıklamaları falan vardı. Dikkat edin Kanuni'nin isteğiyle yazılan el yazması Kur'an-ı Kerim, Ahmet Karahisari'nin yazdığı Kur'an-ı Kerim günümüzde Millet Kütüphanesi'nde sergilenmekte. Peki tezhip. Arkadaşlarım tezhip yaldızlama demek. Türk İslam devletlerinde de bahsetmiştim.
Özellikle Kur'an-ı Kerim'i süsleme sanatıdır. Kur'an-ı Kerimlerin yanlarına baktığımız zaman nedir? Yanları altın yaldızlı falandır. İşte bu sanata ne ad veriliyor? Teship. Bak, teship. T'yi attım. Z, H, P. Başına M koydum. Ustalarına ne ad veriliyor? Müzehhip. Bak, bunu da sorabilirler. Ve tesiple ilgili bugüne kadar soru sormadı ÖSYM. Mesela tesip denilince Osmanlı'da ilk akla gelen kimdir? Önemli tesip ustası kimdir? Kara Mehmet. Ya da şöyle, önemli temsilcisinin Kara Mehmet olduğu Osmanlı'da gelişen önemli sanat dalı veya zanaat dalı hangisidir? Cevap tesip arkadaşlar. Peki gel gelelim müziğe. Arkadaşlar, müzikte 15. yüzyılda Abdülkadir Meragi var. Geçiyorum bunu. Ama 17. yüzyılda Itri. 100 liraların üzerinde resmi olan adam. Asıl adı Buhurizade Mustafa Efendi. Hani çiçek işleriyle falan da çok uğraşmış diye buna hani önemli çiçekçilere verilen ünvan olarak Itri ifadesi kullanılmış. Asıl adı Buhurizade Mustafa Efendi. Ve bu Buhurizade Mustafa Efendi nevakar makamını oluşturmuş ve en önemli özelliği segah makamı. Ben bunu soru olarak bekliyorum arkadaşlarım ve yıllardır da sorulmuyor. Şimdi şöyle, 81 il valiliğine genelge gönderildi. Ve orada şu yazıyor. Diyor ki artık şehit cenazelerinde Chopin'in ölüm marşı değil de Itri'nin segah makamındaki bayram tekbiri çalınacak. Peki Chopin'in ölüm marşı nasıldı? Anlaşıldı. Bize ne Chopin'den? Vefat eden şehitlerimizi işte öbür dünyaya yolcu ediyorsak arkadaşlarım, dualar eşliğinde yolcu ediyoruz değil mi? Bence güzel bir uygulama. Yani Itri'nin segah makamı artık şehit cenazelerinde söyleniyor. Peki hocam, Itri'nin segah makamı nasıl? Bakın, içinizde bayram namazına gidenler vardır. Bayram namazında imam ses tonunu alçaltıp yükseltir. İşte o segah makamıymış arkadaşlarım. Mesela imam diyor ki Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahu, Allahu Ekber. Böyle bakın, ses yükselip alçalıyor. İşte bu segah makamıymış. Hatta Allahu Ekber derken şöyle bir şey de anlatayım arkadaşlarım size. Peygamber Efendimiz döneminde ilk ezanı okuyan kim? Bilal-i Habeşi. Mesela Bilal-i Habeşi ezan okurken kulağını kapatır değil mi arkadaşlarım? Neden kulağını kapatıyormuş? Müşrikler sürekli ezan okunduğunda hakaret ediyorlarmış arkadaşlarım. Onu duymadan ezanı gür sesle söylemek için. Hatta iki parmağını kulağın içine soktuğun zaman aynı ses tonunda daha gür sesin çıkıyormuş. Ondan dolayı arkadaşlarım Bilal-i Habeşi de ezanı bu şekilde okurmuş. Hani bu da ekstra bir bilgi olarak kalsın. Peki 19. yüzyılda Dede Efendi var. Şeyi duymuşsunuzdur arkadaşlarım. Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü. İşte onun bestekarı kim? Dede Efendi. Ardından Hacı Arif Bey, Tamburi Cemil Bey gibi önemli müzisyenlerimiz var. Peki arkadaşlarım, 2. Mahmut döneminde Yeniçeri Ocağı kaldırılıyor. 2. Mahmut diyor ki Yeniçerileri hatırlatacak her şeye son vereyim. Yeniçerileri coşturan neydi? Mehter. Mehter takımına son veriyor arkadaşlarım. İtalya'dan Donizetti adında bir adam geliyor. Ve bu adamın önderliğinde Mızıkayı Hümayun kuruluyor. Bak, Donizetti. Mesela İtalyanların ünlü tenoru kim arkadaşlarım? Pavarotti. Pavarotti, Donizetti. Anlaşıldı. Pavarotti bunun büyük torunu diye, bunun torunu diyeceğim değil tabii ki de aklınızda kalsın. Bakın, 2. Mahmut döneminde kim? Donizetti. Donizetti Mızıkayı Hümayun'un kuruluşunda etkili. Ve bu Donizetti 2. Mahmut için Mahmudiye, Abdülmecit için Mecidiye marşlarını da besteliyor. Donizetti'ye dikkat ediyoruz. Daha önce LYS sınavında soruldu. Peki ön lisans sınav sorusu. Aşağıdaki müzisyenlerin hangisinin 5 numaralı konçertosu Türk konçertosu olarak kabul edilmektedir? Cevap Mozart. Ön lisansla yanlış hatırlamıyorsam 2020 yılı sorusuydu arkadaşlarım. Kimin 5 numaralı konçertosu Türk konçertosu olarak kabul edilmektedir? Mozart'ın. Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma adlı eseri de var. Bu da Türk marşından etkilenmiş. Mehter takımından falan etkilenilmiş. Ardından Beethoven. Beethoven'ın Atina Harabeleri adlı eseri var arkadaşlarım. Atina Harabeleri'nin içinde de yine Türk marşı var. Bak, lisanslara falan niye bunu sormasınlar?
Atina Harabeleri adlı eserinde Türk marşına yer veren ünlü batılı müzisyen hangisidir? Beethoven. Niye sorulmasın arkadaşlarım? Sorulur. Yine size bir şey anlatayım. Şimdi arkadaşlarım, benim oğlum doğdu yıllar önce. Şimdi oğlum gece gündüz ağlıyor. Eşime de okuldan arkadaşları falan demiş de, yani eşim de öğretmen, matematik öğretmenim. Demişler ki ya çocuğun huzurlu olmasını istiyorsan Mozart'ın, Beethoven'ın kasetlerini al, çocuk dinlesin. Arkadaş, onların CD'lerini getirdi eşim, takıyoruz. Çocuk hiç susmadan ağlıyor. O süreçte annem geldi memleketten, biraz oğlana bakıyor falan. Annemin de arkadaşlarım telefon müziği İbo'nun Şemmame parçası var ya. Allah'ım, o telefon çalıyor, çocuk böyle yapıyor, ağlamıyor, duruyor. Dedim vallahi bizimkine Beethoven, Mozart yaramıyor. En iyisi bu İbo'dan bir şeyler dinlesin arkadaşlarım. Peki, devam ediyorum. Arkadaşlarım, 3. Selim. Bak, lisansta çok soru olarak bekledim ama sorulmadı. Tarih alan sınavında soruldu. 2021 yılında yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle, Doğu dünyasının büyük müzisyeni olarak kabul edilen Suzi Dilara makamını oluşturan önemli padişah hangisidir? Arkadaşlarım, cevap 3. Selim. Bakın, Suzi Dilara makamı önemlidir. Hani normal lisansta da sorulabilir. Tarih alana göre basit bir soruydu. Peki, 3. Selim'in günümüze kadar, yanlış olmasın, 67 mi 76 tane mi ne bestesi gelmiş. Hatta İlber Ortaylı, ondan sonra Murat Bardakçı'nın falan Tarihin Arka Odası adlı programları vardı. Orada programa verilen arada 3. Selim'in besteleri çalınıyordu arkadaşlarım. Peki, Çinicilik. Arkadaşlarım, Çiniciliğin o dönemde önemli merkezleri nereye? İznik ve Kütahya. Günümüzde de öyle. Sonradan bakın, Bursa, İstanbul, Edirne'de de Çinicilik gelişmiş. Ve arkadaşlarım, Osmanlı'da dikkat edin, mimari eserler renklerle de adlandırılmış. Mesela Yeşil Cami, Yeşil Türbe, Bursa'da bunlar arkadaşlarım. Mesela İstanbul'da Mavi Cami, Sultanahmet Camii'nin diğer adı Mavi Cami'dir. Bak dikkat edin, Osmanlı'da eserler renklerle de ifade ediliyor. İşte bunlar Çinicilik sanatını yansıtan önemli eserler. Ve MEB kitabında bir detay var. Demiş ki, İstanbul'da bulunan Rüstem Paşa Camii'nde 41 çeşit lale motifi işlenmiştir Çinilerin üzerine. Bakın, 41 çeşit lale motifi. Şimdi MEB kitabında var diye ben bunu ders notlarına da koymuştum. Ne olur ne olmaz diye. Ama İlber Ortaylı'nın bir programını izledim arkadaşlarım. Diyor ki, ölmeden önce gezilecek önemli mimari eserler listesine Rüstem Paşa Camii'nde lütfen ekleyin diyor. Tamam, Topkapı, Ayasofya hep diyoruz ama diyor, Rüstem Paşa Camii'nde göz ardı etmeyin diyor. Oradaki lale motiflerini lütfen inceleyin diyor. İlber Ortaylı da böyle bir açıklama yapınca dedim tamam, detay metaydı ama iyi ki koymuşum dedim kitabıma. Peki, devam ediyorum. Ardından arkadaşlarım, ciltçilik. Bak, ciltçilik. CLT değil mi? Ciltçilik. Başına M ekleyin, meful hali ne oluyor? Mücellit. Cilt ustalarına ne ad veriliyor? Mücellit. Peki Osmanlı'nın ilk cilt örnekleri kimin döneminde oluşturulmuş? Fatih Sultan Mehmet döneminde. Peki, Ebru sanatı. Arkadaşlarım, bilirsiniz Ebru sanatını. Suyun üzerine renkli boya renkli boyalar serpiştirilerek bir zemine aktarma sanatı değil mi? Ve Ebru sanatına gönül verenlere de ne ad veriliyor? Ebru ustalarına? Ebruzen. Ebruzen. Tamam mıyız arkadaşlar? Evet. Resim, ardından minyatür, hat, tesip, müzik, çinicilik, ciltçilik. Bunları da arkadaşlarım tek tek verdim. Umarım güzelce anlayabilmişsinizdir arkadaşlarım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Memleketlerinize selamlar, saygılar. Görüşmek üzere.